Nuri Yavuz Uyut. Zanın Dere'nin biraz ötesinde, şehitler sırtının bulunduğu bir noktada. Burası şehitler sırtı arkadaşlar. Bu kapının, arkamdaki kapının bulunduğu, baktığı yere baktığınızda Ege Denizi'ni görüyorsunuz. Aslında Gelibolu Yarımadası'nın batı kanadında bulunuyoruz şu an. Bu anıtın biraz ilerisinde Domuzcu Burnu dedikleri bir nokta var. Düşmanın karargah olarak kullandığı. Aynı zamanda farklı bir nokta. Buna ek olarak Hasan Hüseyin Türü kardeşinin abine de bahsettiği üzere 25 Nisan çıkarmalarında yapılan çıkarma koylarından birisi Pınarıçı Koyu. Buraya yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta. Yani Alçıtepe'ye çok yakın. Düşmanın çıkarma yaptığı noktalardan birisi Alçıtepe'ye çok yakın. Alçıtepe'ye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktayız arkadaşlar. Buradaki muharebeler 25 Nisan sonrasında başlayan kimse muharebelerinin asıl hedefi olan Alçıtepe'ye yönelik başka muharebelerden birisi olan Zığındere Muharebeleri. Düşman Alçıtepe'yi, o içinden çıktığımız köyü ve oradaki en büyük tepeyi ele geçirmek için 3 defa taarruzda bulundu. Bunların ilk ikisi çok yakın tarihlerde, bu Mayıs ayı içerisinde, birisi ise Haziran ayı içerisinde. Hedefleri Alçıtepe'yi ele geçirmekti. Fakat başarılı olamadı. Başarılı olamayınca bu sefer Alçıtepe civarında bulunan tepecikleri ele geçirmek istediler. Bu nedenle Kerevizlere muharebelerini gerçekleştirdiler. Burada gerçekleşen muharebe ise Zığındere Muharebesi. Şu an bulunduğumuz yer ise Zığındere Muharebelerinin en kanlı çatışmalarının yaşandığı noktalardan birisi. Şehitler Sırtı. Düşman Alçıtepe'yi ele geçiremeyince dediğim gibi küçük tepecikleri ele geçirmek istedi. Kerevizlere de bunun bir kısmını başardı. Kerevizlere Muharebesi'nde bunu başarınca 28 Haziran ile 5 Temmuz arasında buraya, Zığındere'ye, Zığındere Vadisi içerisindeki doğu ve batı yamaçlarına çok büyük bir saldırı düzenledi. Normal savaş gereği bir bölgeye taarruz edilmeden önce hazırlık ateşi yapılır. Donanmadan top ateşi açılır. Normalde 1,5-2 saat süren bu top ateşleri arkadaşlar, atışları daha doğrusu, Zığındere'de 3 gün gerçekleşir. Zığındere'de gerçekleşen 3 günlük hazırlık ateşi, burada birçok askerimizi paramparça etmiş, askerlerimizi şehit etmiştir. Savaştan sonra 9 Ocak 1916'ya kadar süren Çanakkale Savaşı'ndan sonra burada bulunan birlikler farklı yerlere, Galicia'ya, Hicaz'a, Yemen'e, Kanada gönderilmiş. Buradaki şehitlerimiz ise tam tersi gönderilmemiştir. Yalın kat bulunmuştur. Zığındere Muharebeleri 28 Haziran'da 5 Temmuz arasında sürmüş arkadaşlar. Sonundaki toplam zayiatımız ise 16.000 yaklaşık olarak. 15.800 küsuratlı 16.000 diye. Düşünün, bunlardan birçoğu şehit. 16.000 kadar. Ve bu kadar askerimiz çatışmaların en yoğun yaşandığı bu noktada Zığındere Sargeri şehitliğiyle bu bölge ve bu bölgeden ötesinde olan kısımda yalın kat gömülmüş, hatta hiç gömülmemiş, açıkta kalmıştır.
Bir insan öldüğünde 24 saat sonra şişmeye başlar. Sonrasındaki süreçte yavaş yavaş çözülür. Eğer hava sıcaklığı yüksekse bu çözülme süreci daha da hızlanır. Ve Temmuz gibi bir sıcaktan bahsediyorsak, buradaki binlerce şehidimizin ne kadar çok çabuk çürümeye başladığını hissetmeye çalışalım. Arkadaşlar, bu bahsettiğim şehirler işte bu sırtta. Zığındere'nin aşağısına bakan, Zığındere ağzına kadar gerçekleşen bölümde Doğu Batı yamaçlarında bulunmakta. Ve savaş devam ederken bunların gömülememesi etrafı çok kötü kokular yayıyor. Şöyle söyleyeyim. Savaştan sonra da bu şehitlerimiz tam anlamıyla gömülemiyor arkadaşlar. Açıkta kalıyor. Alçıtepe'ye baktığımızdaysa boş bir köy. 3 Kasım 1914 tahmini olarak söylüyorum. Öncesinde köy halkı tahliye edilmiş, farklı yerlere gönderilmiş. Ve bu köy 1930 yılı, 1934-36 yıllarına kadar boş, yıkık, harabe şeklinde dönmüştü. Bu tarihten sonraysa buraya yeni yerleşimler gerçekleşmiş. Buraya gelen çiftçilere ise gördüğünüz muharebe alanları, aşağıdaki muharebe alanları tarım arazisi olarak bilinmeye başlamış. Çiftçiler bu muharebe alanlarını sürmeye başladığındaysa ya yalın kat gömülen şehitlerimizin ya da kendi ilinden üstü kapanan şehitlerimizin kalıntıları ortaya çıkmış. Belki hala burada bulunmaktadır. Yıl 1939'a geldiğinde İkinci Dünya Savaşı patlak verildi. Hepiniz bilirsiniz Almanya'yı, Hitler'i, Rusya'yı, Stalin'i, Türkiye tarafsızlığını istiyordu. Tarafsızlığını ilan ediyordu daha doğrusu. Ama bu demek değildi ki boş durmuyor. Boş durmuyordu arkadaşlar. Arazi gezilerinde, geçen gün katıldığımız Kabataköy Pikniği'nde yahut daha sonraki süreçte gerçekleştirdiğimiz anaparkalar şehitlik ziyaretlerinde bizim gittiğimiz birçok noktada betonarme, gözetleme kulübeleri görmüşsünüz. Bu gördüğünüz kulübeler İkinci Dünya Savaşı nedeniyle olası bir Çanakkale harekatına karşılık yapılan gözetleme kulübeleri. İşte bu süreçte buraya gelen bir kumandanlı, Nuri Yamut. Kendisi 1890 yılında doğmuş, Selanik'te. İlerleyen süreçlerde Balkan Muharebelerine katılmış, Çanakkale Muharebelerinde genç bir teğmen olarak vazifesini sürdürmüş. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonraki süreçte, 1940'lı yıllarda İkinci Kol Ordu Komutanlığı'na almış birisi. Ve İkinci Dünya Savaşı nedeniyle buraya gelen komutanlardan birisi. Bu komutanımız Çanakkale'ye geldiğinde askerleriyle beraber bu muharebe alanlarını gördüğünde, açıkta kalan şehit arkadaşlarını gördüğünde gönlü evvel mi? Kim göz yumabilir ki arkadaşım açıkta yatmasın? Normalde bir cenazenin toprağın 1,5 metre altına gömülmesi gerekiyor. Fakat buradaki şehitlerimiz toprak üstünde yatıyor. Ya da yarım metre derinliğinde yatıyor. Bu sebepten ötürü 1943 yılında burada gördüğünüz antı yaptırıyor. Toplam 8,5 metre bir yüksekliği var arkadaşlar. Kaplı Dağı'dansa 1555 metrekare. Ve baktığınızda o yıllarda Mehmet Çavuş'un atından sonra ikinci amut olma özelliğini taşıyor.
Aslında başkanlıklarımız da vardı bizim. 16. tümen altımız vardı. Kanlı sırtta. Fakat yıkıldı. 1919-20 yılında. O sebepten ötürü ikinci anıt olma özelliğini taşıyor burası. Burayı yaptırdığında arkadaşlar bir rivayet vardır. Parası yetmediğinden dolayı İstanbul'daki evini sattığı söylenir. Ve arkadaşlar, sonraki süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 6. Genelkurmay Başkanı oldu Nuri Yavuz. 1960 yıllarına kadar hayatını sürdürüyor. 27 Mayıs darbesinden sonra tutuklanarak götürüldüğü Yassıada bölgesinde vefat ediyor. Ve onun topladığı birçok kemik ise burada. Şehitlik 1915 yazısının altında bulunan bu mermer kaplanın altında bulunmakta arkadaşlar. Binlerce kemik, binlerce kafatası. Buraya geliyor. Etrafta dağlı, saçılmış vaziyette olan birçok kalıntı gördüğünüz buraya depredilmiş askerler tarafından. Ve yaklaşık 60-70 yıllık bir anıt özelliğini düşünüyor. Arkadaşlar, vatan çok önemli. Vatan çok değerlidir. Candan bile değerlidir. İşte burada gördüğünüz ecdadımız, dedelerimiz vatanı kurban için doğmuşlardı. Ellerinde, yüzlerinde, gözlerinde cennet vardı onlara. Ve bir gün büyük, kutsal bir görev verildi onlara. Vatan için can vermek. Ölmek her insana mahsustur arkadaşlar. Herkes ölür. Her insan bir gün muhakkak ölümü tadacak. Ama can vermek kolay bir şey değil arkadaşlar. Can vermek en değerli varlığından vazgeçilir. Onlar korkmadılar. Onlar koşa koşa buraya geldiler. Koşa koşa askere yazıldılar. Hiçbiri ölümden korkmuyordu. Hepsinin aklında tek bir şey vardı. Şehadet şerbetinden içebilmek. Geride bıraktıkları vardı. Geride bıraktıkları vardı. Kimi anasını, kimi babasını, kimi kalemini, kimi yarini, kimi canlarını bırakmıştı. Evladını bırakıp buraya gelmişler. Düğüne gelir gibi gelmişlerdi buraya. Düğüne gelir gibi gelmişlerdi buraya arkadaşlar. Oysa ki bu cennet bahçesi olan Gelibolu Yarımadası'nda adeta cehennem yaşıyorlar. Üstlerinden arı gibi gezen, vızır vızır öterek geçen binlerce mermiler, yanlarından patlayan top mermileri, bu top mermilerin etrafa saçtığı şarapnel parçaları, burada yaşamanın ne kadar imkansız olduğunu gösteriyordu. Bunu biliyordum, bunu görüyordum, bunu hissediyordum Mehmet ama düşmana kafa tutuyordum. Hala kafa tutuyordum. İleri atılan vuruluyordu. İleri atılanın kolu kopuyordu. Ayağı kopuyordu. Paramparça oluyordu. Ama durmuyordu. Bunu bildikleri halde kara toprağa giriyorlar. İsteyerek giriyorlar. Çünkü can önemli değil. Vatan önemli. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Onlar ki arkadaşlar, asırlar önce Türkiye kucak açan Anadolu'nun şehitleri olmuştu. Bu kara toprağa giren Mehmetçikler ne de çok yakışacak Peygamber Hoca'na. Onlar ki
asırlardır olup olup akan, bu al bayrağı rengini veren kamın sahibi olmuş derler artık. Hani demişti ya anasın, şehit olmadan gelme oğul, kabul etmem. İşte Mehmet şehit düşmüştü. Bundan daha onurlu, daha gururlu ne vardı? Mehmet şehit düşmüştü. Yapılan taarruzlarda kar taneleri gibi erimişlerdi. Mehmet eridi. Mehmet yağmur oldu. Yağdı yeryüzüne. Toprak oldu. Yok oldu. Var oldu. Türk oldu. Sonra bastığın yerde toprak diyerek geçme. Tanı. Dedi bir başka Mehmet daha. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun. İncitme. Yazıktır atanı. Verme. Verme. Verme dünyaları alsan cennet vatanı. Dedi bir Mehmet daha. Ve o mektup eve gitti. Biricik yavrusun. İlk doğduğu günü her gün hatırlayan, ilk yürüdüğü anı hiç unutmayan, ilk ağladığı anı hatıralarını hiç silmeyen ana Mehmet'in şehit olduğunu duydu. Yüreği dağlandı. Mehmet yoktu artık. Yerine acı, üzüm, özlem, hasret vardı. Mehmet yoktu artık ama Mehmet oradaydı. Mehmet her zaman anasının yanındaydı. Onun yüreğinde, onun hayalinde, onun fikrinde, onun acısında, onun sevincinde her zaman oradaydı. En önemlisi, o eve giden mektuptaydı o Mehmet. Hiçbir zaman anasını bırakmadı. Ve anası mutluluğun en büyüğünü yaşadı. Bir şehit anası oldu. Ağlamadı. Yüreği dağlandı ama ağlamadı. Tek bir söz, tek bir cümle döküldü dudaklarına. Vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun. Eline kıymık battığında yüreği dağlandı. Sanki kendi canı yanan o ana Mehmet'in şehit olduğunu öğrendiğinde bir tek bunu söyledi. Mehmet yoktu artık. Oğlu yoktu artık. Kimisinin babası yoktu artık. Evet. Çanakkale lanetli bir vedadır. Bir babanın oğluna son bakışıyla içine akıttığı gözyaşıyla. Kısılan gözlerle. Belki de olmayacak bir umut. Ama durun hele. Babalar yok. Mehmetler yetim. Baba şehit. Trablus'ta, Balkan'da, Çanakkale'de. Babanın bir mezarı bile yok. Eve giden zarfın içinde son bir mektup falan. Duvarda asılı olan bir fotoğraf ya da yanında duran bir madalya. Baba